Arkadaşlar size demiştim ki yayında 4090'lı sistemimi istediğim zaman gider alırım. Şimdi geldim. Lakin dediler ki öyle size öyle kolay değil. Soru moru soracağız. Sıkıntı yok. Yanlış da cevaplasam alacağım zaten. Hazırsanız videoya geçelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. 4090 sistemi istersen direkt alırım demiştin. Aynen öyle. Biz de zaten alırsın. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama en azından... öyle bir şey yok, alırsın. Aynen. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok ama en azından bir ufak bir test yapalım. Sorular soralım. İşi birazcık Peki daha... bir şey soracağım. Kayıttan çıkmışsın abi. Farz mı sen sorulara yanlış cevap verdin. Vermeyeceğiniz mi? Abi şimdi vermeyeceğiz diyelim ama... tamam. Burası da kayıtta kalsın. Samimi olalım lan abi. Her şey net olsun. Bak aynı bu şekilde gelişti, tamam mı? Abi ben çeşitli sorular hazırladım. Evet abi. Bu sorular hakkında sana çeşitli infolar verdim. Bunu koyma beni mi diyeceksin dedin. Bazıları da başka şeyler. O yüzden burada olabildiğince güzel sorular. Allah çarpsın ama bak Kur'an çarpsın. Soruların cevaplarını net bilmiyorum. Hani 2-3 tane soruyu verdi. Ama yemin ederim cevaplarını söylemedi. Zaten o soruların çoğunu kaldırdık. Çünkü bazılarına böyle soruyor. Abi delikanlı gibi söyleyeyim. Birinde demiş ki, diyor ki Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı var 3 yıldızı mı? Ulan olacak iş mi bu ya? Bir kasaya bir sisteme patlayacağız burada. Abi o zaman kolaydan başlayacağım. Yavaş yavaş yükselteceğim. Ödülünü de söyle istersen. Abi ödülümüz yanında yazacak. Yani şimdi. Ha yazacak mı? Yani tek tek ilerleyeceğiz. 4090'a tamam. Kadar gitmeye çalışacağız. Tamam. Aslında olayımız bu. Kim 4090 ister diyebilir miyiz konsepte? Güzel. Evet ismimiz bu. O zaman basitten geliyorum. Fenerbahçe'nin stadının dışında kaç tane heykel vardır ve kimlerdir? Trolüne mi soruyor? Ufaktan ha bu şey gidiyor. 50 TL'lik soru. Şey gibi soruyorlar işte. Tamam. Lefter ve Alex de Souza. Teşekkürler abi. Şimdi bir tık daha böyle ara yine basitlerden gideceğim. Yani kolay gelebilir tamam. Sana. Baraj sorusu var mı peki? Evet barajlara geleceğiz. Tamam. Abi bu sene bir tane forvet aldınız. Ceko geldi size. Ceko'nun bir şampiyonluğu var Bundesliga'da. Çok efsane olmuş. Tamam Wolfsburg. Wolfsburg kolaydı. Peki o takımdan iki tane daha oyuncu söyleyebilir misin? Misimovic'le yandaki santrafordaki partneri Brezilyalı Grafite. Güzel güzel. Teşekkürler abi. O zaman geliyor abi. Yine Grafite'den çok da zor olmayan. Bana 3 tane Fenerbahçe 10 numarası say. 3 mü? Abi bari namımız yürüsün 10 tane değil. 10-10 diyelim o zaman. 10 tane 10 numara mı? 10 tane 10 numara. Okocha 1. Revivo 2. Tuncay 3, Alex 4. Ulan 10 sene Alex oynadı zaten. 3'e miydi? Mesut 5, Arda 6, Diego Ribas 7. Revivo'yu saydık mı? Saydık. Oğuz Çetin, Samatta bir de Tadic işte. Doğru. Ama ben yine de şey olarak bir Van Persie'de beklerdim. Unuttuk Van Persie de vardı. Kusura bakmasın. Evet kusura bakmasın. Top oynasaydı. Şampiyon yapsaydı saysaydı. Şimdi Van Persie dediğim için hemen bir dahaki soruma bağlayacağım. Bu arada bunu söyleyin. İnsanlar der ki Samatta şampiyon mu yaptı? Haklısınız. Devam edelim. Fenerbahçe'nin forvetlerinden. Bu sefer senden yine bir 10 tane de forvet rica edeyim. 30 tane sayarım ya. 20'de anlaşalım, ortaya bulalım. Santrfor. Ha videosun olmasın ben anladım seni. 9 tane forvet mi santrfor mu? Forvet, santrfor. Bana hücum oyuncusu böyle güzel. Kanat değil ama daha böyle kaleye vuran adam. Şöyle eskiden yeniye doğru gidelim ki rahat olsun benim için. Moldovan 1, Serhat 2, Oktay 3, Gerhard Anderson 4, 5 Şasnik 5, Papissisi 6, birden nasıl atladın şeye. Samatta 7, Zeko 8, Erhan Uyaroğlu ulan al böyle imkansızlara gireyim ki Semih Şentürk 10 çıktık Van Persie 11. Uf çok adam var ya, hangisini söyleyeceğini de şaşırıyor insan, biliyor musun böyle olunca. Umut Nayır, Joshua King, şimdikilerden devam edelim. Batshuayi, Mamadou Niang, Nobre 16, Washington, Guiza. Evet. Guiza'nın yanına Mateja Kežman. Son olarak son VMNK ikisini birden attım. O da birazcık böyle... Vebo var abi, bir sürü adam var. Güzel. Abi şey sevdiğini biliyorum senin. 2002 Dünya Kupası'nı sevdiğini biliyorum. Türkiye hepimiz seviyoruz ya. Böyle biraz eskilere geleceğim hani oradan. Ama bundan önce uzmanlık alanında olmadığı için biraz seni yormak için Türkiye'deki Milan-Liverpool finalini biliyorsun şampiyonlar. 2005 gibi. Evet. Bir iki takımdan da karşılıklı birer gol rica edeyim. Milan'dan bir gol. Niye birer gol canım? Bir gol. Maldini attı bir tane Milan'dan. İki tane de Hernan Crespo attı. Liverpool'dan bir tane Xabi Alonso, bir tane Simiser, bir de Gerrard. Tertemiz. Çok teşekkürler abi, çok teşekkürler. Yavaştan yükseltiyoruz çıtayı. Yükselt abi. Geldik o zaman 2002 artık. Ben soruyorum. Tamam. İtalya milli takımı. Kaç oyuncu sayabilirsin oradan? Çok sayarım ya. Oğlum abi say bakayım. 5'ten fazla sayar mısın? Ne? 5'ten fazla. 5 tane kaleci sayarım lan sadece. Toldo, Peruzzi, stoperde Nesta, ondan sonra Zambrotta, Enrico Iesa var, Del Piero, Totti. Çok adam var ya. Kaç olduk? 8 olduk. İstersen ona tamamlayalım. Ha ona mı tamamlayalım bunu da? Materazzi, Cassano diyelim ya. Antonio Cassano.
Güzel. Burada. Ya da Cassano'yu çıkardık, ligimizde de antrenörlük yapmış Montella'yı koyduk. Marco Del Vecchio var. Abi çok güzel adamlar var ya. Şimdi böyle baktığın zaman. Buradan iyi gidiyorsun gibi abi. O yüzden sen bildin İtalya'yı. Nereye dönüyorsun? 98'e mi dönüyorsun? Şey diyormuşum. 1952. Öyle değil de abi. O zaman bir de 2002'den gidelim. Tamam. Çünkü bizim zaten olduğumuz Dünya Kupası. İngiltere. Var mı İngiltere'den İngiltere, çıkıyor? İngiltere, İsveç'le aynı gruptaydı o sene. Senegal, İsveç. Senegal var mıydı hatırlamıyorum da gruptan çıkamamış. İngiltere. İngiltere'nin kalede David James vardı galiba ya. Seaman'ın bıraktığı zamana denk geliyor. Woodgate var stoper. Ferdinand var. Daha genç. Gerrard, Lampard, Beckham, Michael Owen, Alan Shearer olabilir emin değilim. Kadroda var mı yok mu? Sol Campbell vardır. Zaten 5'i geçtik. Evet. O zaman böyle Avrupa'dan gidelim. İspanya'dan çıkar mı 5 tane? Yine mi 2002? 2002. Tamam. Raul Morientes fix. Kalede Casillas vardır. Yedeği Carrizales'tir büyük ihtimal. Fernando Hierro var. Joaquin vardır. Çok adam var. Burada da çok adam. Böyle çok adam olunca işte karıyorsun biliyor musun? Kafan karışıyor. Kaç oldu? Bir 3-4'ümüz var. Ben takip edemedim. Niye abi? Tamam. Overmars. Overmars İspanyol muydu? Hollandalı ya Overmars. Hayır. Luis Enrique pardon. Tamam, Overmars'la Luis Enrique karıştı. Luis Enrique vardır. Başka kim vardır? Mendieta. Gayis gazı bağla Mendieta. Ne topçuydu be. Tamam oldu mu? Oldu oldu. Yine 5'e geçtik. Abi o zaman kafa karıştırmak için. Bir de şimdi bu listenin güzel şudur. Ben sana 10 isim vereceğim. 11. adam diyecek ki beni niye saymadın diyecek. Ne bu? Fenerbahçe. Daha da iyisi bana 10 tane BBL yayıncısı saymanı istiyorum abi. BBL yayıncısı? Evet. Biz yeniyiz abi daha BBL'de kafalar karışmasın. Kemal, Ferit, Efe, Eray, Cirox 5, Sinjo, Sami, Şizo 8, Muti 9. Bir tane daha hanımefendi söyleyelim. Özge. Güzel abi beklediğimizden. Bakalım sana yazacak. 11. isim kim çok merak ediyorum. Abi ya. Beni de saymadın eyvallah. Ya hepsi çok değerli insanlar. Çok da iyi yayıncılar. Hepsine selam olsun ama yani birden böyle çıktı. Santrafor'da da tıkandım bir ara bu arada yani. Washington'a yaranı bir ara olduğunu söyleyip solu Emerike'yi söyleyememek. Sol demek en pahalı transferler arasında bu arada. Tabii. Abi şimdi sana yine bir tane zorlayıcı soru soracağım. Abi şimdi her hafta YouTube kanalına çıkıyorsun. Bilgisayar anlatıyorsun. Ben dedim ki biraz teknolojik bir soru sorayım. Madem hani bilgisayar almaya geldim. Teknolojiye gelsin. Nvidia'nın 4000 serisiyle beraber gelen yeni bir tane özelliği var. Bu özellik nedir abi? Şey mi diyorsun? DLSS 3'ü mü diyorsun? DLSS 3'ü diyorum abi. Peki, ne oldu? Tamam. Beklemiyordun değil mi? DLSS 3 nedir abi? Abi şey yapay zeka ile beraber FPS arttırıyor işte. Tertemiz, doğru, net, doğru cevap. Daha bak aynı üste çektiğim sistemde anlattım bunu. Ben biraz hazırsız yakalandım sistemlerde olduğum için ters ayakta yakalandım burada. Abi aslında güzel gittik. Çok da güzel sorular sorduk. Her şeyi saydın. Vallahi, 4090'ı vermemek için sonra bir soru sıkıştıracaksın gibi. Düşünüyorum acaba ne yapalım, bonus bir şey arayayım diye. Bir tane güzel bonus bir soru ben sana sorayım. Ama o da bilgisayarla alakası olsun. Bu işin ekipmanları diyelim. Tamam. Var mısın bir ekipman sorusuna? Yani çok iyi olduğum söylenemez ama. Bilemezsen atıyorum 4080 verim. Ya yok abi 4080 var bende bu arada. 4090'ı şey yapalım. O zaman. Ya nedir? Durdururuz kaydı tıkanırsam sen doğru cevabı verirsin ben de patlatırım bu kadar basit ya. Alacağım o 4090 arkadaş. Rakip takımda oynadığı halde sevdiğin bir oyuncu var mı? Ben de sana bonus ödüllerini yandan itiyorum. Hepsini seviyorum bu saatten sonra. Hoppa. Ya sempati duyduğum, çok sevdiğim bir abim var mesela Burak Yılmaz. Selam olsun buradan kendisine. Fener'de de oynadı gerçi Burak Yılmaz ama çok seviyorum. Bu arada mesela ben bir Fenerbahçeli olarak Arda Turan'ı da severim. Yani bana sempatik gelir bilmiyorum. Tabii bana biraz milli takım futbolcuları olduğu için de. Yok milli takımla alakası severim. Yok abi. Öyle mi diyorsun? Yok değil abi. O zaman ben bir de yabancı sorayım. Yabancı uyruklu var mı? Muslera. Sevmediğin var mı? Melo. Doğru. Normal. Yani bir Fenerbahçeli olarak. Abi tamam o zaman yavaştan bunu topladım ben bilgisayarı tamam. Getireyim. Ne bilgisayarı? Abi anlatalım onu ya. Ya çektik ya. Ya. Ya biraderim vallahi yeter sıcak. Abi Yılmaz abiyle Mert abiye anlatıyorum ondan sonra biliyorsun. Tüm bilgisayarı da ben anlatayım ya. Gerçekten. Yeter hadi bilgisayarı da çekeyim Mert. Abi ben geliyorum Ataberk abim bak sana burada çok da güzel kasa yapmışız aslında biliyor musun? Bekle bak ben kendim kaldırıp getiriyorum abim yerini. Sen var ya kızlar senin yerin çok ayrı. Sen bambaşka bir yayıncısın. Güzel. Tamam bunu şey yapalım direkt buraya açalım işte. Sen ne gülüyorsun? Ya şey aklıma bir şey geldi de abi bir şey değil. Hasta mı lan?
Abi bunlar böyleler ya, gülüyorlar gülüyorlar hiç. Senin gibi, seninle benim aramız bir, bizim seninle mutluluğumuz ayrı abi. Aynen. Hadi gelin de açalım beyler ya. Şimdi gelelim sistemi anlatmaya. Sakın yorumlara bize önerdiğin sistemlere bak, bir de kendi sistemine bak demeyin. Arkadaşlar şimdi size sistemimden bahsedeceğim. Kasayı gördüğünüz gibi Tofaş motoru kadar var herhalde. Kocaman bir kasamız var burada, beyaz, şık, narin. Yine ne demiştim, ışıl ışıl. Ben hep ışıl ışıl kullanıyorum. Görüyorsunuz fanlarımız yukarıda. Şimdi size yeni sistemimden bahsetmek isterim. Ekran kartından başlıyorum anlatmaya. Neyini anlatayım? 4090 var. Harbiden ne diyeceğiz Hüseyin? Evet. Bu kasada anlatılmıyor ki böyle ya. Ne güzel dertler var abi ya. Vay, bu anlatılmıyor ki bu kasada. 4090 var işte, ne diyeyim. Ama biz yine de RTX 4090 hakkında birazcık konuşalım. RTX 4090 şu anda Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisi üzerine şekillenmiş en güncel ve en güçlü GeForce ekran kartı. İçerisinde 3. nesil RT, 4. nesil Tensor çekirdekleri bulunuyor ki bunlar bizim en ileri gelen Nvidia teknolojilerini kullanmamızı olanak sağlıyor. Bunlardan birincisi biz oyuncuların artık kanıksadığı bir teknoloji olan RTX. RTX bildiğiniz üzere ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde oyun içerisindeki ışık kırılmaları ve ışın üzmeleri aynı gerçek hayattaki gibi simüle ediliyor. Bu hesaplamalar oyun içerisinde o an yapılıyor. Yani kafanız oyunda çevirdiğinizde baktığınız yönde ışıklar o an kırılması hesaplanıyor ve oyun içerisine aktarılıyor. Böylece aynı gerçek hayattaki gibi kusursuz bir deneyim elde etmiş oluyoruz. Bunun yanında tabii ki artık oyunculuk için çok önemli bir teknoloji olan DLSS de destekliyor ekran kartımız. Özellikle DLSS 3.5'un da gelmesiyle birlikte oyun içerisindeki FPS'lerimiz çok daha fazla artabiliyor. Ayrıca yapay zekanın gücüyle birlikte yeniden piksel yaratma teknolojisiyle hem görüntü kaybımız bozulmuyor hem de çok yüksek FPS'ler elde edebiliyoruz. Tabii ki rekabetçi oyunculuğun vazgeçilmesi Reflex'ten de bahsetmek istiyorum. Reflex teknolojisi sayesinde sistem içerisindeki girdi gecikmesi en az seviyeye indirilerek oyun içerisindeki tepkilerimizi en hızlı şekilde aktarabiliyoruz ve rakiplerimizin bir adım önüne geçebiliyoruz. Tabii ki yalnızca oyunculuk tarafında değil, eğer bir içerik üretiyorsanız veya yayıncıysanız Nvidia'nın Broadcast ve Studio gibi yazılımlarını kullanarak siz de en uygun içerik üreticisi araçlarına ulaşabilirsiniz. Tabii ki tüm bunların yanında yapay zeka uygulamaları, mimarlık uygulamaları veya mühendislik uygulamalarında yapay zekanın gücünü kullanarak işlerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz sistemimizi kaldığımız yerden anlatmaya devam edelim. RAM'imiz kaç GB RAM var? 64 GB abi. Şerefsizim Alman. 128 diye konuştuk. Vallahi 128 dedik. Abi Ahmet abi. Abi ne Ahmet abi, getir burada yok mu? Vallahi var, iki tane mağazadan alıp gelsene bize. Allah aşkına. İki tane sok lan şuraya, ne olur. Vallahi 128 olacak. Bir şey soracağım. Yani niye bu? Ne olur yani? Ha 64'a 128. 4 slot bazen. Hep de bir cevabınız var ama. Tamam kalsın ya, lanet olsun. İşlemci 13900K arkadaşlar. 24 çekirdekli. Neyini anlatayım lan ben bu kasanın? Ahmet abi kasayı anlat diyor. Neyini anlatayım ya? Evet 24 çekirdekli 13900K sayesinde tüm oyunları Valorant'ı donmadan oynayabiliyorum. Teşekkürler. Neye gireyim? Sıvı soğutmaya mı gireyim? Abi işlemci dedik, şimdi onu nasıl soğutuyoruz bir çözmek lazım. Sıvı soğutmadan bahsedelim istersen. Abi bu sıvı soğutmanın ne olduğunu ben anlayamadım ki. Yani bu bak, ne? Yukarıda radyatör var bildiğin. Tofaş motor dedik ya, aynı onun radyatörü. Radyatör mü var? Evet, bildiğin radyatör var abi yukarıda. Bu ne? O da su pompası abi. Onun içinde su devir daim yapıyor. Yukarıda fanlar sıvıyı soğutuyor. Tekrar soğuk su oraya gidiyor. Depolama olarak 1 terabayt SSD'miz var. Şimdi diyecekler ki bize 500'lük neyine yetmiyor diye konuşuyordu. Bu arada 1 terabayt bana yetmeyecek. Benim anakarta bir tane daha takılıyor. Bir tane daha 2 terabayt olursa güzel. Tamam, ben onu Ahmet abiyle konuşacağım. 2 terabayt gibi bir depolama alanımız olacak. Tamam işte. Atabak abi, hani parçaları anlattın da bunu bir şeyin üstüne takıyoruz ya biz, anakart. Anakart. Biliyorlar anakartın ne olduğunu. Anakart ne var? Gigabyte'ın abi. Z790. Abi niye gigabyte'ın diyorsun? Zaten abi benim sponsorum gigabyte ya. Arkadaşlar Intel'in son teknolojisi anakartımız var. Ya bütün nimetlerinden yararlanıyoruz yani Intel'in. Ben çok tekniğe de giremiyorum anakart olunca söz konusu. DDR5 RAM'im var. Gen 5 SSD var. Daha ne alsın? Ya baba! Gırtlak, tamam mı? Al kullan git. Güç kaynağımız yine gigabyte'ım verdi abi. 1000 wattlık, güvenlikli değil mi? Mesela oğlum parmağını marmağını sok, hiçbir şey olmuyor. Patlamıyor sistem yani, rahat ol. Biz yine de parmak sokma işine girmeyelim. Aynen öyle. Gerek yok. Ekmek teknesi çünkü bu. Kasamız NZX'te H9. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bembeyaz ya. Hakikaten kasa çok güzel de biraz ağır. Buradan eleştirimi de yapayım ama görüntü olarak adama da derler. Yani böyle bir kasa istiyorsan bu hafif mi olacak diye. Görüntü olarak muazzam bir kasa. Bir de şimdi çok temiz ya. Bu benim yayın odamda kirlenecek, çok üzülüyorum. Kirlenirse abi biz hallederiz, sen bizi bir alo de yeter. Öyle mi? Yalanınızı
Tamam hadi tamam. Arkadaşlar bu vesileyle belki de YouTube'a dönmüş oluruz. Ne güzel olur YouTube'a dönmüş olsak ama hem yayın hem YouTube gerçekten zor oluyor. Ama bir iki bu kanalı açmışız. Bu kanalın sayesinde sistemi koyduk. İtopya'yı seviyoruz. Gigabyte'ı seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Yaradan'ı seviyoruz. Yaradan'dan ötürü. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Ne güzel kapattım lan. Çok güzel konuştum vallahi. Benden çıkmaz normalde böyle şeyler ama.